Senin 2022 yılın nasıl geçti? Aynı sayılır biraz. 2023'ten bir beklentin var mı? Vallahi her şey iyi olsa iyi olur ya. Teşekkür ederim, sağ ol. Her şeyin iyi olmasını istiyorum. 2022 nasıl geçti senin için? Daha geçmedi ki. Nasıl geçecek diyelim? Bilmiyorum, hadi ben gideceğim. Dur, 2000... Bak, Vodafone bak, beni evdeyim emri, bak. 2022 senin için nasıl geçti? 2023'ten beklentin nedir? Valla 2023'ten önce sağlık, huzur. Yani para her şey demek değil. Sağlık, huzur olduktan sonra bu işler gıt kanat geçip gidiyor. Sıkıntıya alıştık, sıkmaya da alıştık. Allah sonumuzu hayır eylesin. Valla 2022 iyi geçmedi. İnşallah 2023 iyi geçer ama nasip her şey, ne desen boş. Teşekkür ederim. Her şey boş. Çok sağ ol. Nasip. Nasipse zaten olacak. Hayat nasıl gidiyorsa bizi devam edecek. Etmek zorundayız. Evet. Yani. Hadi iyi günler, hayırlı cuma. 2022 senin için nasıl geçti? 2023'ten ne bekliyorsun? Çok berbat. 2022 mi? Peki 2023'ten beklentin nedir? 2023'ten zaman gösterecek. Teşekkür ederim, çok sağ ol. 2022 nasıl geçti peki? Ve 2023'ten ne bekliyorsun? 2022 güzel geçti ama 2023'ün daha güzel geçmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Kızım 2022 tabii ki bu hastalıktan, şundan, bundan derken karışık kuruşuk geldi geçti. 2023 güzel olacak. 2023'ten çok güzel şeyler olacak. Hükümet kazanırsa. Kazanmazsa, altılamasa ülkeye borçlandıracak. 2022 bayağı bir zor geçti herkes için. 2023'te bilmiyorum, yani pek bir beklentim yok. Sağ ol, nasıl hayat nasıl geldiyse öyle gidiyor. 2022 nasıl geçti? Hayır, hayat mücadelesiyle geçti. Öyle diyeyim. 2023'te de çok ümidimiz olmasa da nefes alıyorsak hep ümit vardır deyip devam yani. Sağlık, mutluluk, huzur ilk önce. Enflasyon elbette. O düşsün isteriz. Vallahi 2022 bayağı kötü geçti. 2023'te de çok şeyler beklemiyorum yani açıkçası. Çok kötü, berbat. 2023'ten bir beklentin var mı? Vallahi beklentim var da bir takım şeyler gerçekleşirse. Onu da anlatamam. Tamam madem. Onu da o anlasın. 2022 yılın nasıl geçti? Hastalıklarla geçti. 2023'ten beklentin nedir? Sağlık, mutluluk. Teşekkür ailemle. Ediyorum. 2022 yılı nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? 2022 yılı çok kötüydü. Ama 2023 yılında eğer ki AK Parti kazanırsa bir umutumuz var. Başka bir beklentim yok. Her şey zam koysun. Zamlar da olur üstüne açılmazsa. Zamlar önüne geçmiyor. Aldığın maaş yetmiyor bile yani. 2022 yılı nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? Hanımefendi, bugün dünya çapında, bakın dünyada gözüken bir olay var. Kriz vurmuş bütün o süper bildiklerimizi bile eledik biz. Öyle değil mi? Onlar bile elendiğine göre biz çok iyiyiz. 2022 yılı nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? İş, ikisi de çok. Yani bu saatten sonra hiç bir beklenti yok vallahi. Hiç mi yok? Hiç yok. Nasıl olacak böyle? Valla 2022 yılından biraz sönük geçtim. Yani çok zorlu. Şu anda da daha zor çekiyoruz yani. Vergiler, şeyler, mesela çok zor. Yani çoğu esnaf arkadaşımız dükkanı kapattı yani. Çünkü hayat çok yükseğe çıktı, pahalılık hattı safhada. Onun için 2023 yılında biraz daha şey olmak istedim ya, ucuz olmak istedim. Mesela akaryakıt olsun, ev kiraları olsun, bu aldığımız ürünlerin maliyetleri olsun düşse çok iyi olur yani. Aldığımızı karşılamıyor, verdiğimizi karşılamıyor. Öyle bir durumdayız şu an. Onun için zor yani. 9 milyar mı olmuş, 8,5 mu olmuş bilmiyorum, bir askeri 8,5 mu olmuş. Hayırlısı olsun, ne diyelim yani, elimizden gelen bir şey gelmiyor. İnşallah biraz daha çıkar yukarı doğru. Çünkü millet %70'i zengin, %40'ı zengin, %60'ı fakir şu anda. 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsun ve 2023 yılından beklentin neler? 2023 yılından bir beklentimiz kalmadı zaten artık. 2022 yeterince yıpratıcı oldu. İnsanları, yani şu anda ben Kayseri'den geliyorum buraya.
ve esnafım normal şartlarda. Ben dükkanımı, işimi, gücümü bıraktım, kapattım. Yani herkes için yıkıcı bir yıl oldu. 2023'ten de bir beklentim kalmadı. 2022 yılı geçirdiğimiz en kötü yıllardan olduğunu söyleyebilirim. Yani geçirdiğimiz yıllardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte kötü şeyler yaşadığımız için gelecekte bir umudumuz kalmadı. Bakalım, hayırlısı olsun diyorum. İyi günler dilerim. 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? Vallahi açıkçası yok ya. Hiç mi yok? Yok. Zaten 2024 askere gidiyoruz. Yok ya. Vallahi bence 23 yılı 22'den daha kötü geçeceğini sanıyorum. Ne gibi? Ne bileyim, maddi sıkıntılar olsun. Yani temel ihtiyaçlar bence 22'den daha kötü olacak. Bence, yani bilmiyorum da fazla konuşmak istemiyorum bu konuda aslında. Tamam, teşekkür ederim. Abdullah amca, 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? Vallahi, varsa neler? Valla onu bilemiyoruz. 2023'e daha gelemedik. İşte bu ayda geleceğiz. Daha ne olacağı belli değil yani. Bakalım, bir şu durumda hani her şey pahalı, yani mazot pahalı, her şey pahalı yani. Yemek, içmek, giymek, her şey pahalı yani. Vatandaş nasıl geçineceğini düşünüyor kara kara. İnşallah 2023 yılı daha iyi gelir. 2022 hakikaten sıkıntılıydı. Pandemi vardı, pandemiden sonra ekonomik sıkıntılar derken. Fakat 2023 yılında umutluyuz. İnşallah daha da güzel vatanımız, yaşayan insanlarımız daha mutlu, daha refah bir hayat yaşarlar diye düşünüyorum. 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? Varsa neler? Şimdi 2022 yılı pandemi döneminden gelme suretiyle gerçekten ekonomide çok sıkıntılı geçtik. Yani hem asgari ücretli, hem memur, memur emeklisi, bakın kiralar almış başını götürmüş. Bugün inşallah hangi hükümet olursa olsun, yani bu önümüzdeki dönem içerisinde ekonomi üzerinde dikkat ederlerse vatandaş için iyi olur. Bizler rahatlarız. Çiftçisi olsun, esnaf olsun, memur olsun, emeklisi olsun. Güzel şeyler olacağına inanıyoruz yani. Yani inşallah iyi olur. Temennimiz bu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok... Hiçbir beklentim yok. Peki. Onu söyleyeyim ya. Vallahi bu hayat pahalılığından kurtulmak istiyoruz. Hayat pahalılığını yaşadık. 2022'de zirve yaptı. İnşallah 2023'ten itibaren çözümüne kavuşacağız diye umut ediyorum. 2023 yılından beklentin var mı? 2022 daha iyi, 2023 kötü olacak. İnşallah daha iyi olur. Savaşlar olmasın yeter. Başka bir şey istemiyorum. 2022 yılı nasıl değerlendirirsin? 2023 yılından beklentin var mı? Varsa neler? Beklentim yok. Yine aynı kapı çıkacak. Her şey yine zam gelecek. Aynı yoksulluk, aynı fakirlik devam edecek. 2022 rezalet. 2023'ten de umut var ama zannetmiyorum. Ne gibi yani, bir umudun var? Yani geleceğe yeni bir başlangıç. Yani bu umut demektir ama bu pek de umudum yok. Yani teşekkür. Umut dersen, ha ben de emekliyim şeyde. Emeklinin şey geleceğini pek görmüyorum memlekette. Ama seçim var. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Seçime kadar bir şeyler yapmalar lazım ama yapabilirler mi? Orada pek umudum yok. Yani var dersem yalan olur şimdi. 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsun? 2023 yılından beklentin var mı? Valla 2022 yılı pek güzel geçmedi. 2023'ten de hiçbir beklentim yok. Yani şu anda karamsarım yani. Bir beklentim yok. Bilmiyoruz ileriki günlerde ne olur. Belki şey olabilir yani, vatandaşı düşünen birisi çıkarsa o zaman olur. Yoksa olmaz. 2023 inşallah daha güzel olacak. Güzel olmasını umut ediyoruz zaten de. Bakalım. Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Teşekkür. Hayat hiçbir şeyden beklentim yok. Kimseye güvenim kalmadı. Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 2022 yılı tabii pandeminin etkisiyle biraz zorunlu sıkıntılar oldu. 2023'ün daha iyi olacağını düşünmek istiyorum. Öyle diyelim. Yani doğan en güzeli olsun. Herkes mutlu olsun. Ağlayan hiç olmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza saygı duyulsun. İslami çerçeve içerisinde
cennet annelerin ayağı altındadır ifadesiyle kadına saygı duyuyoruz. Çünkü beklentilerimiz var ama 2023-2022'den iyi olacağını sanmıyorum. Biliyorsunuz, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Peki ne gibi beklentilerin var? Ne olsun istersin 2023 yılında? 2023 yılında yani siyasi düzenin iyileşmesini isterim. Yani 2023 100. yıl dönümümüz. Daha iyi günler görelim. Tek dileğim o. Teşekkürler. Beklentim olarak. Yani bir şekilde bu ülke batmaz ama bizler fakirleşmeyelim. Biz güçlü olalım ki ülkemiz güçlü olsun.